Evet, merhaba arkadaşlar. Maratonun sorularını çözümüne başlayalım. Şimdi burada ABC dörtgeni vermiş. T açısı 90 dereceden küçük, P açısı da 90 dereceden büyük demiş. Kenar uzunluklarını yazmış. Bize AC uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi hemen şu verilenleri bir yazalım. D açısı 90 dereceden küçükse D açısı dar açıdır. P açısı 90 dereceden büyükse P açısı geniş açıdır. Şimdi bunların gördükleri bu AC kenarına isteyelim. Üstteki üçgenle, yani DAC üçgenine bakarsak oradaki Pisagor eşitsizliğini hemen yazalım. X'in karesi küçük olacak. Çünkü niye dar açı? 9'un karesi artı 12'nin karesi mi? Ben bunu zaten özel üçgen olarak hemen hatırlıyorum. X küçüktür ne olur? 15'tir. Alttaki üçgene gelelim. Burada da Pisagor eşitsizliğinden x'in karesi büyüktür 5'in karesi artı 12'nin karesinden. Çünkü burada geniş açı olduğu için x'in büyüktür 13'ten. Bu iki eşitsizliğimizi bir araya getirirsek x 13 ile 15 arasında değerler alır. Bizden tam sayı değeri sormuş. X'in alabileceği burada sadece bir tam sayı değeri vardır. Zaten bizden de kaç tam sayı değeri vardır diye sormuş. Yani cevabımız 1'dir diyoruz. Aşık. İkinci soruya geçtik. Hemen bir dik üçgen vermiş bize. Ve bu dik üçgende bir bağıntı vermiş. Yani a kare eksi c karenin 161 olduğunu vermiş. Bir de b'nin 17 olduğunu vermiş. Hemen b'nin bu 17 olma durumunu Pisagor bağıntısına dikkate alarak hemen yazalım. Neydi? İki dik kenarın karelerin toplamı neye eşitti? 90 derecenin gördüğü kenarın karesine, yani 17'nin karesine, o da 289 eder. Diğer bağıntının yolunun altına yazalım. İki eşitliğimizden yok etme metodu uygularsak topladığımız zaman c kareler gider. Buradan 2a karenin 450 olduğunu görürüm. Buradan 2'ye bölersem a kare eşittir 225 gelir. A da buradan 15 çıkar. Yani cevabımız 5. Üçüncü soru. Sedat bilgisayarda araba yarışı oynamakta ve bir kulvarın haritası şeklindeki gibi birim kare zeminde çizilmiş olarak ekrana yansımıştır. Haritada 1 cm olan mesafe gerçekten 1 km'yi ifade ettiğine göre Sedat'ın gideceği boyalı ABC dörtgenin çevresi kaç kilometredir diyor. Şimdi bizden bahsedilen şey buradaki boyalı bölgenin çevresini soruyor. Şimdi madem buradaki her bir birim 1 cm ise burası 3 cm, burası da 4 cm. Şunların uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, burası 5, burası 2. Şimdi şu çapraz uzunlukları bulmam lazım. Bunları nereden bulacağım? Buradaki dik üçgenden bulmam gerekiyor. Yani dedim, şurada oluşturacağım dik üçgene göre ne yapacağım? Oradaki uzunlukları bulacağım. Evet, dik üçgenimizde tamam, Pisagor uygularsanız zaten görmüşsünüzdür. Özel üçgendir. 3, 4, 5 olacaktır bu kenarın uzunluğu. Aynı şekilde yukarıdaki dik üçgenimizi oluşturalım. Oradan da yani bir Pisagor uyguralım. Bakın şöyle bir dik üçgen oluşturalım buradan. Buradan da çektik. Ve bizim bulacağımız şu kenarın uzunluğu oluyoruz. Bir bakalım. Kenarın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 olup böyle. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Gördüğümüz gibi 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı, burası da 14. O zaman bütün çevreyi bulalım. 10, 15, 2 de buradan gelir, 15, 5 de buradan gelir, 12 daha, yani toplayamadım, bir daha söyleyeyim, 10, 5 daha 15, 5 daha 20, 22 olur. Yani toplamı 22 santimetre ama buradaki, gerçekteki de 22 kilometre olacak. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkıdır. Dördüncü soru, ABC üçgeninde DC uzunluğu 6 vermiş, AC uzunluğu 8,2 olduğunu söylemiş. Bizden de AB uzunluğu istedik. Şimdi 45 derece özel bir açı olur. Ne zaman bir dik üçgen oluşturduğum zaman hemen onun karşısından bir dik çiziyorum. Buradan hemen bir dik üçgen elde ettim. Burası 90 dereceyi yazdım, 45 derece gelir. Şimdi 45-45-90 üçgende ben şunu biliyorum. Hipotenüsün uzunluğu dik kenarlardan birinin kök2 katına eşittir. O zaman ben bu dik kenarı bulmak istiyorsam ne yaparım? Hipotenüsü kök 2'ye bölerim. Yani 6'yı kök 2'ye bölersem ne çıkar burası? 3 kök 2. Şu mesafe 3 kök 2 ise tamamı
Zaten 8 kötü kili buraya ne kalır? 5 kötü kili alır. Şu kenarın uzunluğu da 3 kötü kili. Artık buradaki üçgenle Pisagor bağıntısından hamurunu uygulayabilir. X kare eşittir. 3 kökü 2'nin karesi 18, 5 kökü 2'nin karesi de 50 gelir. Buradan x kare eşittir 68. X kare kök 68, yani 2 kare kök 17 olur. Cevabımız A şıkkı diyorum. Ve geçiyorum. Evet, 5. sorumuza bakalım. Uzunluğu 26 metre olan elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortasından kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 12 metre uzakta bulunan duvarın üzerine gelmiştir. Şimdi 26 metre ortadan tam bölünmüşse burası 13 olur, burası da 13 olacaktır. Kendinden 12 metre uzakta, yani şu alttaki mesafeyle, bakın şurayı oluşturursam burası da 12 olacaktır. Yani ben burada aslında ne oluşturdum? Bir dik üçgen oluşturdum. Bakın. Hemen şöyle yazalım. Burası bu uzunluk, şurası 12. Şimdi dik üçgenimize dikkat ederseniz, özel dik üçgen, hipotenüs 13, o zaman buraya ne kalır? 5 kalır. Şimdi bahsedilen yer şurası, bizim duvarımızın baktığı yüksekliğiyle aynıdır. Şimdi burayı bulalım. Tam uzunluk 13'tü. 5 buradaysa, 5'ini çıkarırsam burası ne olur? 8 olur. Demek ki duvarın yüksekliği 8 metre diyoruz. 6. soru, bir mağazanın önü açılış için kuvvetliğine sürenecektir. Mağazanın kapısının boyutları 120 cm ve 240 cm'dir. Mağaza kapısının 80 cm ilerisinde A ve B noktaları ile kapının tam ortasında T noktası arasına kurdele yapılacağına göre toplam kaç metre kurdele kullanılır? Şimdi burada kullanacağım iki kurdelenin uzun noktaları da birbirine eşittir. Ben bir tanesini bulursam diğerini zaten bulmuş olurum. Yani 2 ile çarparım, cevabı bulurum. Şimdi ben şu T noktasından buraya bir dik aşağı doğru ineyim. Buranla burayı birleştirdim. Burada bir dik üçgen elde ettim. Şimdi burada bir dik üçgen elde ettim. Tamam. Şu kenarın uzunluğu 60. Çünkü tam ortasında olduğu için böyle oldu. Peki şu kenarın uzunluğu da zaten 240. Burada tamam. Yani burayı bulmam lazım. Burayı bulmam için buradan bir tane de ayrıyeten bir dik üçgen elde etmem lazım. Nasıl? Şuradan 80'e bir paralel olacak şekilde böyle çizersem burada da ayrıyeten ne olmuş olur? Bir dik üçgen elde etmiş olurum. Bakın. Hemen orayı da yazalım. Şurası zaten 60'tı. Bunun karşısı da 60 olur. Burası da 80 olacak. Yani 3, 4, 5'in katları. O zaman 3'ün 20 katı, 4'ün 20 katı, 5'in 20 katı, yani 100 gelir. Demek ki bu elde ettiğim bu dik üçgen, bakın buradaki hemen bu dik üçgenimi şöyle çizeyim. Bahsettiğim dik üçgenim böyle bir şey. Burası 90 derece. Şurayı ne buldum? 100 buldum. Burası neydi? 240. Şimdi benden istenen şu kurtenenin uzunluğunu bulalım. Bir tanesini bulalım. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. Mesela bu sıfırların olmadığını düşünün. Bir ikiye bölersem bak 5, 12, hemen 5, 12 bana bir ne çağrışımı yaptı? 13 çağrışımını yaptı. Demek ki bu özel üçgen 5, 12, 13 üçgeniymiş. Peki burası 5'in 20 katı. O zaman burası da 13'ün 20 katı demektir. Çarparsam burası ne gelir? 260 cm. Kurtenelerden bir tanesinin uzunluğu 260 cm ise diğeri de aynısındandır. Dolayısıyla çarparsam 500 20 santimetre olur. Ama bizden metre olarak istemişti. 5,2 metre olur. Yani cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda gösterilen düzenekte bir yük ipe bağlanarak yükün M hizasının V hizasına gelmesi isteniyor. Yani şuradan M'den V'ye gelmesini istiyor. Yukarıya doğru 5 metre çekilmesini istiyor. Peki. Devam edelim. Şimdi yukarıda gösterilen durumda ip yükle bağlı K makarasına geçip A noktasına sabittir. Tamam, burada A noktasına sabitmiş. AK uzunluğunu vermiş buradan 15. İşte ML uzunluğu burada da vermiş. Bunları vermiş. Şimdi diyor ki KD zemine dik konumda durmaktadır. İp toplam uzunluğu değişmeden yükün B hizasına gelmesi için yükün uzunluğu A'dan B'ye gelmesi gerektiğine göre AB uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi önce şuradaki bir dik üçgenden, bakın burada hemen bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenden ben şu alt tarafın uzunluğunu bulayım. Buradaki mavi ile çizdiğim dik üçgenime dikkat edersen hipotenüs 15. Peki bir kenardan biri de 12. Yani burası 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı 9'dur. Peki ikinci durumda bunu 5 metre yukarıya doğru çekersem
Bu ip de bu tarafa 5 metre sarılır. Şu an 15 metrelik kısmı burada varsa bir 5 daha üzerine geldiği zaman şu uzanan kısım, şuradaki ipin uzunluğu bundan 5 daha artmış olacak. Yani 20 olacaktır. Bakın bu sefer şu kırmızı ile oluşturduğum dik üçgenimize bakalım. Dik üçgenimiz yine bakın özel bir dik üçgen oluştu. Kenarlarına göre özel üçgenlerimizden bir tanesi hemen. 5'in 4 katı, burası da 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı demek ki bu kenarın uzunluğu 16 olması lazım. Peki tam uzunluğu 16 ise burası 9 ise buraya ne kaldı? 7. Demek ki A'dan böyle 7 santimetre ne yapması lazım? Kayması lazım. AB uzunluğu 7 olup cevabımız A şıkkıdır. 8. soru kasasının iç kısımları dikdörtgen biçiminde olan bir kapı birinci şekildeki gibi boncuklu perde asılıyor. Tamam, perde asılmış. Perde ikinci şekildeki gibi E noktasında toplandığında E, K ve C noktaları doğrusalmış. Aynı doğru dönemde varmış. AK uzunluğunu 20 vermiş. AD uzunluğu 140, CD uzunluğu 60. F ve DA olduğu yani eleman DA üzerinde olduğuna göre E'deki üçgenin alanını sor. Şimdi bak. Şimdi ben şuradaki perdenin şu kalan kısmına şuraya da X dersem. Şimdi şuranın tam uzunluğu neydi? 140. 20'si buradan gitti. 120 kaldı. X'i de buradan gitti. Şu parçanın uzunluğu 120 eksi x olur. Peki perdenin tam uzunluğu 140. X'i sadece şuradan gittiyse o zaman şuradaki mesafemiz ne oldu? 140 eksi x oldu. Şu kenarın uzunluğu da zaten 60. Yani burada benim bir dik üçgenim olmuş. Hemen o dik üçgeni bakın şöyle şuraya alayım. Şurada çizelim. Kenarlarımızı şöyle yazalım. Ve şöyle bir şey olmuş. Şimdi yukarıya 60 santimetre şu kenarın uzunluğu 140 eksi x. Bu kenarın uzunluğu da 120 eksi x. Bakın bu bize özel bir üçgendir. Yani Pisagor'dan da yapabiliriz ama biraz uzun olur. Özel üçgenleri biraz daha kavrarsak daha çabuk işlemler yapmış oluruz. Mesela bu 60 bana 3, 4, 5 üçgenini hatırlatıyor. O zaman burası 60'sa burası 80, burası 100 olması lazım. Bir bakalım. X yerine eğer 40 verecek olursam burası 100, burası da ne yapmış oluyor? 80 olmuş oluyor. Dolayısıyla demek ki özel üçgenimiz oluyor. Yani X yerine ne yazdı? 40 yazdı. Ve benden istediği neydi? DEC buradaki üçgenin alanı. Üçgenin dik kenarlarından bir tanesi 80, diğer dik kenarımız 60. O zaman alanımız ne gelir? 80 çarpı 60 bölü 2 gelir. Hemen buradan bunu sadeleştirelim. Şurası 40 gelir. Çarparsam 24, yani 2400 santimetre kare olur. Oradaki üçgenimizin alanı cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet, 9. sorumuz. Şekilde 5 metre uzunluğundaki gerginlik ve tavana sabitlenmiş bir salıncak hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği 1 metre. Şekildeki gibi sallanan bir çocuk ilk konumda yatayda 3 metre yer değiştirdiğinde yerden yüksekliği kaç metre olur? Şimdi yine bahsedilen şey şurası. Mesela hemen buradan bir dik üçgen oluşturabilirim. Bizim zaten salıncağın ipin uzunluğu değişmez. Salıncağın ipin uzunluğu burada 5 metre ise burada da 5 metre olacak. Şu yataydaki uzunluğumuzu zaten soruda vermiş. Kaçmış? 3. Ben buraya 3 yazdıysam burası 3, 4, 5 üçgeni olduğunu hemen gördüm. Demek ki şu kenarın uzunluğuna gelecek bu. Peki salıncağın şu tam uzunluğu neydi? 5'ti. 4 oradaysa 1 burası olur. Yani 1 de burası. Yani haş uzunluğumuz ne olur? Şuraya eşit olur. 1, 1 daha 2. Demek ki yerden yüksekliği 2 olur. Cevap 5 şıkkıdır. 10. sorumuz. Doğrusal bir yol üzerinde birbirine paralel ve yere dik durumda iki damla direği, bir çubuk verilmiştir. İki tane damla direğimiz var, bir de çubuğumuz var. Direkler üzerinde lambaların çubuğunu her iki tarafında oluşturacağı gölge ışınları şeklinde gibi olduğuna göre çubuğun gölge boylarının uzunlukları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi mesela ben bunların yanındaki şu açıları bir yazayım. Şu açı kaç derece olur? 110 derece olur. Peki bunu tamamlayan açı kaç derece olur? Burası da 115 derece. Şimdi burada bir dörtgen oluştu. Dörtgenimizin açılarına bakalım. Bahsettiğim dörtgen şu bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi. Bu dörtgenin iç açıları toplamından ben şu aradaki açıyı bulacağım. Şimdi 100, 115 var, 110 var. Burada 90 derecemiz var. Buradaki açımız 45 derece olur. Diğer tarafa gelelim. Diğer tarafta buradaki üçgene bakalım. Buradaki üçgende yani bu üçgende pardon buradaki dörtgene bakarsak
Burası da kaç derece olur? 60 derece olur. Biz yani şurada bir iki tane üçgen oluşturduk. Bakın o üçgenleri şöyle alayım, şuraya çizeyim. Şurası 45-45-90 üçgenimiz. Burası da 30-60-90 üçgenimiz. Şöyle elde edelim. Şu köşeyi 45 bulduk. Bu köşeyi 60 derece bulduk. Burası da 30 derece. Şimdi 30 derecenin gördüğü şu kenarın uzunluğuna A desem, 60 derecenin gördüğü kenarın uzunluğu A kök 3 olur. Burası 45-45-90 üçgen olduğu için burası da A kök 3 olur. Şimdi gölge boyları bir tanesi A, diğeri de A kök 3. Bunların birbirlerine oranını istemiş. Küçüğün büyüğe de olabilir, büyüğün küçüğe de olabilir. O yüzden olabilir cümlesini kullanmış. Yani A bölü A kök 3 de olabilir. Bu durumda 1 bölü kök 3 gelir. A kök 3 bölü A da olabilir. Bu durumda da kök 3 gelir. Hangisi var şıklarda? Kök 3 var. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. X metre uzunluğunda düzgün beton bloklar bir vinç yardımıyla zemine dik bir şekilde istif edilmektedir. Yani düzenli bir şekilde üst üste ya da yan yana dizilmek anlamında istif. İstif anının bir konumunda AB uzunluğu 13 metre, vinç beton bloğu 1 metre daha yukarı çekerse beton blok istif edilmiş oluyor. Yani tam düzenlenmiş oluyor. Demek ki şu çekeceği mesafe neymiş? 1 metreymiş. Peki bir tane bloğun uzunluğu x ise bu 1 birimlik yukarıdaysa o 1 metrelik kısmı, o zaman buraya ne kalır? X eksi 1 kalır. Şimdi buradaki hemen dik üçgenimizi oluşturalım. Şöyle dik kenarlarımız bu şekilde oluşturduk dik üçgenimizi. Hemen oradan alalım Pisagor bağıntısını. Bir kenarın uzunluğu zaten x. Hemen Pisagor bağıntısını uygularım. X eksi 1'in karesi artı 13'ün karesi eşittir x kare. Hemen buradan Pisagor uygularsam x kare eksi 2x artı 1 artı 169 eşittir x kare. X karelere giden bu 2x tarafı artı geçti. 169'a 1 toplarsam 170. Sonra 2'ye bölersem 85 gelir. İstimden uzunluk. Cevap D şıkkı olur. Evet. Yere dik konumda olan siyah ve sarı renkli direkler yukarıda gösterilmiştir. Meydana gelen yüreği sarsımı sebebiyle siyah direk sarı direğin üzerine ok yönünde devrilmiş ve siyah direk D noktasından kırılarak kırılan parça yere düşmüştür. Şimdi AB uzunluğunu 16, DC uzunluğunu 6 köklük ve bu aradaki açıyı 60 derece vermiş. Şimdi bu açı 60 derece ise dik olduğundan dolayı burası da 30 derece olur. Burada bir özel üçgenimiz meydana geldi. Yani hangi üçgenler? Bahsetmiştik bir kenarlarına göre özel üçgenler var demiştik. Yani bir de açılarına göre özel üçgenlerimizden bahsetmiştik. Şimdi buradaki bize açılarına göre özel dik üçgenlerden bahsettik. Şimdi şu açı 30 derece. Bunu hatırlatalım. 30 derecenin gördüğü kenara A dersem 60 derecenin gördüğü kenara bunun kök 3 katıydı. Yani A kök 3 olur. 90 derecenin gördüğü kenarda 30'un gördüğünün 2 katıydı. 2 A. Şimdi bu üçgene göre bakacak olursam bahsedilen 60 derecenin gördüğü kenar 6 kök 3'müş. O zaman 30 derecenin gördüğü kenar da 6 olur. 90 derecenin gördüğü kenar da 12 gelir. Demek ki bizim bu direğin şu kadarlık parçasının uzunluğu 12. Tam uzunluk 16'ymış. O zaman 4 şu kadarlık, yani 4 santimetrelik ya da 4 metre santimetrelik kısmı ne yapmış? Kırılmış. Bize de zaten o kırılan kısmı sormuştu. Yani cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Evet, gelelim bir sonraki sorumuza. 13. sorumuzda diyor ki şekilde ağırdaki eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgen vermiş, hemen şu kenarlara şu açılarımızı hemen yerleştirelim. Ve burada bir dik üçgen meydana gelecek. Burası da 30 derece olacak. Şimdi evet, burada özel üçgenlerimiz oluştu yine. Az önce hatırlatmıştık. Bizden ne istiyor? BT uzunluğunu istiyor. Yani şuradaki mesafeyi soruyor bize. Şimdi 30 derecenin gördüğü 2 ise 90 derecenin gördüğü kenarın uzunluğu 4 olur. 30 derecenin gördüğü 3 ise 90 derecenin gördüğü kenarın 2 katı 6 olur. Eşkenar üçgenin bir kenarın uzunluğu 10. Demek ki bütün kenarlar eşit olacağı için burası 3 santim ise geriye ne kaldı? 7 santim. Yani BT uzunluğu ne gelecektir? 7 olacaktır. Cevap 5. Kemal bir gün evinden çıkıp sırasıyla güney yönünde 9 metre, batı yönünde 8 metre, tekrar güney yönünde 7 metre, tekrar batı yönünde 4 metre yürüyor. Daha sonra kuzeye yönelerek x metre yürüyor, kuruyor. K
Kemal'in durduğu yer ilk başladığı noktaya en kısa uzaklığı 13 metre. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada bir yön tayini yapalım şurada. Bir ona göre yönlerimizi çizelim. Buna göre de yürümelerimizi yapalım. Şimdi buraya doğu diyelim. Şurası batı olsun. Buraya kuzey dedik. Buraya da güney dedik. Şimdi gelelim sorumuza. Ne diyordu bize? Önce güney yönünde 9 metre. Peki güney yönünde 9 metre gitti. Sonra 8 metre batıya gidiyor. Böyle de batıya gittik. Sonra tekrar 7 metre güneye gittik. Daha sonra ne dedi? Sonra da 4 metre daha batıya doğru yürüyor. 4 metre daha yürüyor. Şöyle geldi. Şimdi şu an burada. Sonra da x metre kuzeye doğru gidecek. Şimdi bu bilgilere biraz dikkat edin. Şurası 9. Bir verilen yeri yazayım. 8. Şurası 7. Ve burası da 4. Şimdi bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Buradan x metre kuzeye gidecek de bu x dediğim şu anki indiği yükseklikten daha uzakta da olabilir. Daha yakında da olabilir. Ben mesela önce böyle bir olsun. Bu duruma geliyor. Böyle bir durum oluşabilir. Veya ikinci bir durum olur. Öylesi değil de buradan daha yukarıda bir yer olabilir. Nasıl olabilir? Yani 9 gitmişti. Sonra 8 gitmişti. Sonra aşağı doğru 7 gitmişti. Sonra buradan 4 gitmişti. Ve buradan sonra da bir tekrar yukarıya doğru x gitti. X böyle de olabilir. Şu ikisi arasındaki mesafede veriyor. Şimdi bakalım bu iki durumu incelemem lazım. Şimdi burayı zaten 13 olarak vermiş. İki durumda da inceleyecek. Aralarındaki mesafeden bahsediyor. Şimdi şöyle hemen çizelim oradan. Şurayı bir dik üçgen oluşturdum. Şöyle oldu. Yatay uzunluğu 8, 4, 12. Evet bakın özel üçgen çıktı. 5, 12, 13 üçgen. Demek ki burası 5. Ama tam 9 ise buraya ne kaldı? 4 oldu. X'in uzunluğu bu dikey uzunluğu 7, 4 daha 11. Yani burası ne diyor? Doğru. Böyle olabilir. İkincisi böyle değil de bu şekildeyse hemen şuradan bir dik çizdik. Dolayısıyla şurayı biz zaten 9 olarak yapmıştık. 8'di, 7'ydi, 4'tü. Şimdi burası 13. Şu yatay uzunluğumuz yine 12 değişmez. Burası 5 bilir. 5, 12, 13 üçgeni. 9, 7 daha 16. Demek ki şu uzunluğumuz 16. O zaman x dediğimiz yer buranın tam uzunluğu 16 ile de 5'i toplarsam 21 gelir. Evet. Yani x'in alabileceği değerler 21 ile buradan da 11 gelmiş. Topladık. 33 olur. Yani cevabımız A şıkkı. Onda şimdi sorumuza bakalım. ABC ve DEF güvengenin birbirleriyle eşmiş. Yani kenar uzunlukları birbirleriyle aynı. Peki bu bir dik üçgen şeklinde hipotenüsün uzunluğu 13. Burada da 13 oluyor. Diğer kenarın uzunluğuna 5 demişse burası 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki bunun kısa kenarı uzunluğu 5. Uzun kenar uzunluğu da 12 olacak. Bize ne diyor? DC uzunluğu yani bu aradaki mesafeyi soruyor. Ben buradan bir dik üçgen oluşturayım şöyle. Şurada gördüğünüz gibi dik üçgenimizi oluşturduk. Evet bizden de 90 derecenin gördüğü kenarın uzunluğunu istiyor. Şimdi yatayda şu uzunluk burası 5 ise buraya ne kaldı? 7 kaldı. Çünkü şu kadarlık mesafe bunların aynı 5. Peki şu yatay uzunluğuna bakalım. 5, 7, 12, 12 daha 24 geldi. Bak burada özel bir dik üçgenimiz oluştu. 7, 24, 25. Demek ki o x denen yer 25. Yani cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Evet bize bir üçgen vermiş. Açıları 45 ve 30 olan bu özel bir üçgen olur. Ne zaman şuradan ben bir dik çizdiğim zaman bana göre güzel bir üçgen olur. Şöyle. Evet hemen bu 90 dereceyi yazalım. Burası 30 derece ise buraya 60 derece. Hemen özel üçgen oluştuk. Açılarına göre özel üçgenimizde 30 derecenin gördüğü hipotenüsün yarısı. Yani burası 4. 60'ın gördüğü de bunun kök 3 katıydı. 4 kök 3. Peki burada da bir ikiz kenar dik üçgen oluşuyor. Çünkü burası 45 derece. Burada 45 derece oldu. Dik kenarlar uzunlukları birbirleriyle neydi? Eşitti. Yani burası da 4. Peki BC uzunluğu dediğim 4 artı 4 kök 3 olur.
Yani cevabımız C şık olacaktır. Evet, 17. soruna gelelim. Bir lunaparkta tavan yarıçapı 2 metre ve yerden yüksekliği 160 santimetre olan bir salıncağın iki ucundan 1 metre uzunluğunda kanatlarla sıkıştırılmış iki oturacak çocuklar bilmektedir. Çocuklar bindikten sonra oyuncak ok yönünde belli bir hızla dönmeye başlayınca çocukların yerden yüksekliği 1 metre olur. Bu esnada direk çocukların tam ortasında kalmaktadır. Bu durumda çocuklar arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi bizden bahsedilen şey şu aradaki mesafeyi soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada şeklimize bakarsanız burada bir ikizkenar yanık çıktı ortaya. Peki, şöyle bir durum. Şimdi bu verilenleri yazalım. Zaten 2 metreydi şu yarıçap. O zaman 200 santim. Burası 200 santim olur. Şimdi yerden yüksekliği 1 metre oldu. Yani 100 santim. Normalde 160 santimetresiydi. Burası 1 santim. Yani 100 santim olduğuna göre buraya 60 santim kaldı. Şimdi yan kenarlar uzunlukları, iplerin uzunluğu 1 metre. Zaten burada 100 santim. Şimdi gelin bu söylenen yamuğu şurada çizelim. Yamuğumuz bu şekilde bir şey oldu. Yani ikizkenar bir yamuk oluştu. Bu ikizkenar yamukta şuralardan yüksekliklerimizi çizelim. İkizkenar oldukları için bu ikisi birbirlerine şöyle iki eşit olacaklardır. Şu kenarın uzunluğu 200-200 daha 400 yerine burası. Şurasını zaten 100 olarak vermiş. Şu uzunluk 60. Burada bir özel bir üçgen çıktı. 30-60-90 üçgeni. Pardon, 3-4-5 üçgenin katlarıdır. 60 derece gördüyse şurasına gelecektir 60 santimetre. Burası da 80. Burası da 80 diyeceğim. Burası da ne diyeceğim? 60 diyeceğim. Peki burası da 400. Şimdi bu ikisi arasındaki mesafeyi sormuştu. 400-480, 80 daha 560 santimetre olur. Ama bizden metre olarak sormuş. 5,6 metre olacaktır. Üçlükler arasındaki mesafe cevap 5. 18. soru. Bir çıtanın yarısı ile kare, çıtanın diğer yarısıyla da bir eşkenar üçgen yapılmıştır. Kare ve eşkenar üçgen bir köşeleri çakışık olarak şeklinde birleştirilmiş. Yani şuradan birleştirilmiştir. Kare ve eşkenar üçgenin bir kenarı doğrusaldır. Tamam. Yani şurası doğrusal anlamına söylüyor. Buna göre şekilde x uzunluğunun çıtanın başlangıçtaki boyuna oranı kaçtır? Şimdi yarısıyla kare oluşturup diğer yarısıyla eşkenar üçgen oluşturuyor. 4'e bölüyor, 3'e bölüyor, 4'e 3'e bölünebilen bir sayı düşüneyim. 3 ve 4'ün katı 12 düşünebilirim ama yarısı 12. Demek ki boyuna ne derim? 24 a santimetre diyebilirim. O zaman bir yarısı 12 santimetre, 12 a'sı buraya gelir. O zaman karenin bir kenarının uzunluğu 12 a'yı 4'e bölersem ne gelir? 3 a yarım karenin bir kenarının uzunluğu. Peki eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 13'e bölersem 4 a gelir. Demek ki böyle bir şey yazabilir. Peki eşkenar üçgenden hemen buradan bir dik çizip burada bir özel üçgen elde edebilirim. Şimdi şu kenarın uzunluğu 2 eşit parçaya bölecektir. 4 ayrı buralar 2A 2A gelir. Peki burası 60 derece olduğu için 30 derecenin gördüğü kenarın uzunluğunun kök 3 katı. Yani burası 2A kök 3. Artık benim şurada bir özel üçgenimiz oluşur. Yani dik üçgenimiz oluşur. Kenarları ne? 2A kök 3 ile 5A. Hemen onu şurada bir çizeyim. Bizden de eksisi olacak. Şurası 2A kök 3. Burası da 5A. Ve burası da x. Pisagor uygulayın. X kare eşittir. 5A'nın karesi 25A kare. 2A kök 3'ün karesi 12A kare eder. Toplarsam x kare eşittir 37 a kare gelir. Buradan x eşittir a kök 37 olur. Şimdi bizden ne istiyor? Çıtanın başlangıçtaki boyuna oranı. Yani x istediğim neydi? A kök 37'di. Çıtanın başlangıçtaki boyuna 24 a demişti. A'lar sadeleşir. Kök 37 bölü 24 gelir. Cevabımız yani 5. 19. soru. Dörtgen biçimindeki ABC iskelesinin B köşesinden kalkan tekne ile AB doğru biçiminde gelir. Kıyı şeridinden F noktasından kalkan vapur E noktasında bir kesişen bir rota izlemektedir. Vapurun rotası ile kıyı şeridi arasındaki geniş açı 120 derece. Şuradaki 120 derece vermiş.
Buna göre DE uzunluğu şuraya 60 santim vermiş, 30 kök 3 vermiş. AD uzunluğunu yani şuraya sokmuş. Peki bakalım. Hemen buradan şöyle paralel olacak şekilde bir doğru oluşturayım. O zaman burada bir ikizkenar şey, özel üçgen oluşacak. Şu açı 120 derece olduğu için bak şu açı. Burada Z'den dolayı burası 60 derece gelir. Burası da ne gelecektir? 30 derece gelir. Şimdi 60'ın gördüğü 60. Burada da görürsen 30 derecenin gördüğünü bulmam lazım. Ona da istersen x neye eşit olacak? 60'ı kök 3'e böl demektir. Kök 3'e bölersen orası 20 kök 3 gelir. Demek ki burası 20 kök 3. Peki kalan kısım ne olur o zaman? 30 kök 3'ten çıkarırsam 10 kök 3. Şimdi burada benim yine bir özel üçgenim oluştu. Evet. 30 derece var şurada. Şimdi 90 derecenin gördüğü 10 kök 3 ise 30 derecenin gördüğü 5 kök 3. Peki 60 derecenin gördüğü de bunun kök 3 katıydı. 5 kök 3'ü kök 3 ile çarparsan ne çıkar? 15 çıkar. O da zaten AD uzunluğuna eşittir. Yani cevabımız C şıkkıdır. 20. sorumuza gelelim. ABC dikdörtgeni ile CFG dikdörtgeni C noktasında birleştirilmiştir. CFG dikdörtgeni C kenarı etrafında 180 derece böylece döndürülüyor. DCE noktaları doğrusal olduğunda son durumda D ile F arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi D ile F arasındaki mesafeyi bulmak için arkadaşlar bunun böyle dönmüş halini şöyle bir çizmeye çalışalım. Yani bu dikdörtgen bu şekilde ne yapmış? 180 derece dönmüş olduğunu düşünüyor. 180 derece dönünce böyle hadi şöyle düzeltelim. Evet. Böyle bir şey oluyor. Şimdi şu uzunluk 4 metre. Bu zaten burası 1 metre. Bu şekilde olmuş. Evet şurası F noktası. Bizden F ile D arasındaki mesafeyi sor. Şimdi F ile D arasındaki şu mesafeyi bir çizelim. Evet bakın burada bizim bir dik üçgenimiz meydana geldi. Gördüğünüz gibi. Dik kenara şurası kaçtı? 6 idi. O zaman bu dik kenarın uzunluğu toplamda 7 oldu. Burası da 4. Şu kenara da x diyelim. O zaman x kare eşittir 4'ün karesi 16. 7'nin karesi de 49. Buradan x kare eşittir 65 gelir. Buradan da x eşittir karekök 65 olur. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Peki böylece sorularımızı çözmüş bulmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.